Eşi Gülizar Çolak'ı aramak için de eşi aramızda. 50 yaşında Gülizar Çolak İstanbul Gazi Osman Paşa'dan 28 Ocak'ta kayboluyor. 9 gündür ailesi haber alamıyorlar. Aslında siz Gümüşhane'de yaşıyormuşsunuz. Yaklaşık 3 ay önce eşi Mustafa Bey'e sen beni öldüreceksin, seninle yaşamak istemiyorum şeklinde konuşmuş. Ardından da yanından ayrılıp kızının yanına gitmiş İstanbul Gazi Osman Paşa'da. Gülizar Hanım'ın içine düştüğü kaygıların rahatsızlığından dolayı kaynaklandığını düşünüyor ailesi. Ee, daha sonra kızı Esra'nın yanında bir hafta boyunca kalmış. Sonra Gazi Osman Paşa'da başka bir eve çıkmış. Eşi Mustafa Bey de İstanbul'a gelip e, bari tedavi için hastaneye yatırayım diye düşünürken kaldı evden de ayrılıyor. Telefonunu kapatıp kayıplara karışıyor. Ben biliyorsunuz aslında eşini arayan beyefendileri programa konuk etmem ama e, siz aynı zamanda eşinizin vasisiymişsiniz. Yani rahatsızlığı var. O nedenle ee, durum benim, çok farklı. Psikiyatrik rahatsızlığından dolayı benim, mı? Benim eşim 2004'ten beridir tedavi görüyor. Şizofren benim eşim. He, şizofreni şisofren. rahatsızlığı var. Siz de onun vasisisiniz. Ee, ben vasisiyim. onun onu, ben yaşıyoruz biz Gümüşhane'de. Ee, köyden kaçıp İstanbul'a kızının yanına geldi. Kızının yanında gel, gelenden sonra bir ev tuttu. Ben hep takip ediyorum çünkü olayı. Tuttuğu evi bile biliyorum. Sonra çok rahatsız olduğu için hani baş, sağa sola... E, zarar vermeye başladı. Kızım, kızımın kayınvalidesinin elbiselerini kesmiş evde. Ne yapma? Elbiselerini kesmiş. Kızımın kayınvalidesini. E, ee, Gazoz Bombaşa dört yolda bir tane e, mağaza şeye girip, markete girip marketten bir tane bisküvi e, alıp çıkarken e, müdürü yakalıyor Diyor niye aldı gidiyorsunuz diyor onunla kavga yapıyor. <laughs> Ondan sonra kızım bana böyle yapıyor. Baba dediği gibi ben de geleyim hastaneye yatırayım. Ben şey yaptım. Düşündüm. Fakat geldim buraya beni İstanbul'a geldi diye sürekli yer değiştiriyor. E, ben e, görüşüyoruz. Kızım görüşüyordu. Hani şuradayım, buradayım. Geçen benden para istedi. Dedi benim durumum iyi değil. Bana dedi para gönder. Ben dedim ki ona bana dedim bir postal adresi ver. Ben sana göndereyim para. Çünkü ay, parayı çeker ki belki hani orada bulurum diye. Zaten ben e, polis karakoluna da bulundum. Vermedin postal adresi. Adres vermedi bana. Hmm. Sonra dedi ben kızıma gönderdim 500 lira dedim. Bak bunu dedim annene ver. Bunu dedim an, aç, telefon aç yani sen diyor ki babam diyor sana para gönderdi gel al anne diyor. E, evin başında bakkal var bir tane bakkala bırak diyor ben oradan alırım Anladım diyor. yani aslında telefonu açık ama şu an siz ona ulaşamıyorsunuz. E, yani ulaşsak bile yerini bulamıyoruz. Ben, <laughs> kay, ben kaymakamlığa gittim e, yatırmak Anladım. için izin izin aldım ben kaymakamlıktan. Fakat hani adresini bulup da yatıramıyoruz yani. Anlıyorum. Mut, onu mutlaka... Yani... E, görenlerin, bilenlerin, yanında olanların e, rahatsızlığından dolayı başka şeyler de anlatıyor olabilir. İnanmadan acilen haber vermesini rica ediyoruz. Lütfen. Dur bakalım her ikiniz için de inşallah Allah kayıplarınıza kavuşmayı nasip etsin. Zor, zor yani. Allah yardımcınız olsun. Bakalım inşallah izleyicilerimiz kavuşsalar. Yani. Sa yani saldırgan benim şimdi de yani. Bunu, buna mutlaka yani barınmak için bir yardım eden var. Bir insan bir elbiseyle bir yer tutar mı ya? Hangi ev sahibi verir bu evi? E nasıl depozito falan alm almadan vermiş? Efendim? Depozito falan almadan nasıl tutmuş? Parası var eşimin. Ben eşimin... E var. Tabii ben eşimi parasız göndermem. Ama nasıl bir elbiseyle bir çeket yok, bir yatak yok. Nasıl bir ev kiralar? Bu insanın suçu değil mi ya? Nasıl? Senin kimin neyin var demiyor Sormuyorlar. Her şey Erkin para mı yani? Erkek emlakçıyla falan olduysa şimdi ev sahipleri de bilmiyordur. Tabii de çok haklısınız. İstanbul valla dumduma, kim kime dumduma işte biraz... Hakikaten İstanbul kimsime yani tüm şey durmaya. Lütfen şu bizim polislerimiz de hani biraz Allah rızası <laughs> yani biraz böyle özveri çalışsın. Ben bir ay oldu kayı planı vereli. Ben her akşam karakola gidiyorum. Ben ne yapayım diye böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olur mu ya? Yapacaksın sen yapacaksın. Ben mi yapacağım ya? Ben yapamıyorum zaten. Yapsam ben zaten buraya gelmem. Tam onlar da yapıyorlardır görevlerini. Biz şimdi ekranda gösterdik ya bulur inşallah izleyicilerimiz. Ne yapsınlar onlar da? Bütün İstanbul'da olay, bulamazlar. Belki İstanbul'da bile değil çünkü bilmiyoruz. İstanbul'da? İstanbul'da? İstanbul'da. Tavşan'ın bile çıkmaz. Bizim şimdi İstanbul'daki izleyicilerimiz onu bulurlar. Siz birazcık i̇nşallah. rahat edin. İnşallah bugün buluruz. Bulamazsak yarın da gösteririz. Anlıyorum üzüntünüzü. Ee, onlar da öyle söylemek istememişlerdir ama işte ancak bir kimlik kontrolüne falan yakalanacak ki bulacaklar evet. yani yoksa Siz tabii çok. demek istiyorum ben ha. ben polise telefonunu açtım. Tamam bu polisle olan mevzunu ben seninle konuşacağım programdan sonra abi tamam. Şimdi o bizim mevzumuz değil çünkü o sizin aranızda.